Müthiş zeytinliklerin arasından yolculuğumuz Muğla Milas'ın köylerinde son buldu. Şimdi bu köylerde dolaşıyor olacağız ve sohbet ediyor olacağız. Bu hafta benim sevdiğim bir konuyla ilgili konuşacağız. Sadece sevmem yeterli değil, aynı zamanda toplumsal anlamda çok önemli bir konuyla ilgili konuşacağız. Güven konusuyla ilgili konuşuyoruz. Güven konusu niye önemli? Bir arada yaşayabilmemiz için birbirimize güvenmemiz lazım efendim. Evet, bir şekilde bir arada yaşamayı beceriyor olabiliriz ama içinde güven olmadığı zaman sağlıklı bir şekilde bunu devam ettirmemiz biraz zor. Bununla ilgili konuşacağız. İnsanlar nasıl deneyimler edinmişler, ne düşünüyorlar, nelere dikkat ediyorlar, birine güvenmek için neye bakıyorlar, güvenmediklerinde neyi gördükleri için güvenmiyorlar. Ben hepsini soracağım, bakalım ne cevap alacağız. Evlilikte önemli midir güven? Allah. Konuşuyorsam ne tatlı muhabbet ederim, ne bileyim ben sen kalbin ne düşünüyorsun, benim kalbim ne düşünüyor sana karşı? Çok doğru söyledin yani. Abi. Fatma abla, sen neye güvendin de vardın bu adama ya? Gençliğini beğendim. Güzeldi ya, onun için. Heh, sen geç onu abla. Sen yanıldın oğlum işte, sen yanıldın. Ama ben buranın suyundan içmedim vallahi. Hocam merhabalar. Ne yapıyorsun amca? Ne var ne yok? Sağ olun, hoş geldiniz. Sen ne yapıyorsun abi? Oturabilirim değil mi? Tabii tabii. Ne yapıyorsun teyze? Amcam. Buyur. Adın ne? Adım Hasan Yalçın. Hasan Yalçın amcam. Evet. Benim adım da Polat. Memnun oldum. Hasan amcam, neredeyiz biz? Biz Muğla ilinin Milas ilçesinin Çomak'ta Kızılağaç mahallesinde. Köyde, köydü, mahalle oldu diyorsun. Evet. Hasan amcam, kaç yaşındasın? 62. 62. Doğma büyüme buralı mısın? Buralıyım. Yani 62 sene evvel buraya doğdun. Evet. Çok şey değişti mi 62 yılda? Çok. Ne oldu Hasan amcam? Baştan yol yoktu, yol ulaşım sağlanmıyor. Yol yoktu, burası yukarıda bir köy üstelik, evet, ya. Zor değil miydi yani? Ne iş yapar bu köy Hasan amca? Bu köy genelde zeytincilik önce, hayvancılık var tabii ki bunun yanında. Her türlü, her şey yaptı. Arıcılığı vardı, oymak olan efendim. Yaylaya göçerdi, 3-4 ay yaylılarda kalırdık. Keçicilik, sığır, hepsi var. Eski bir köy müdür burası Hasan? Çok. Ne kadar? Biz tahmin olarak 500-600 yıllık diyorlar ama ben kesin tarihçesi bilmiyorum. 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 Evet. Sen ne iş yapıyorsun Hasan abi? Ben zeytincilik yaptık, amelelik yaptık, inşaat yaptım. Şu gördüğün taş, böyle şu kaplama, kayratları, şunlar bunlar bütün ben yaptım burada. Sen ustası mısın onun? Evet. Allah Allah. Ondan sonra Bodrum'da çalıştım böyle inşaatlarda. Ahbür. Kanallar yaptık, pamuk suladık. İnsan tanırım diyorsun o zaman yani, iyi kötü ha? İyi kötü canım, ya elimizi ne alsak yaptık. Daha yaptık tutacak, diyorsun. Daha da bilmiyorum ötesini diyorsun. Elimizi ne aldıysak yaptık yani. Anladım. İnşaattan dur, çiftçilikten dur. Hala şimdi mesela, rahat mısın peki, nasıl gidiyor ya? Vallahi şimdi işte biz hem sefasını görüyoruz hem cefasını gördük. 1974 Barış Harekatı'na katıldım ben. Kıbrıs'a gittin. Kıbrıs'a gittim mesela. O zaman orada biraz stresli günlerim çok yaşadı. Ondan sonra geldik köyümüze, evlendik. Babamı küçük yaşta kaybettim. Allah rahmet eylesin. Okumaya başlamıştım. Okumayı bıraktık onun yüzünden. Anladım. Evi bakan gibi. Dört kardeşiz. İki kız. Abim asker. Öyle öyle hayat şeyle dolu yani. Peki. Hasan amca, ben bir şey söyleyeceğim. Ben bu köye geldim şimdi. Evet. Çok da olmadı, birkaç saattir buradayız. Evet. Şurada karşılaştık seninle. Seni gördüğümden beri bir gülüyorsun, tamam mı? Böyle yüzün ışıl ışıl. İnsanlara gülüyorsun. Evet. Sohbet muhabbet ediyorsun. Laf attım aldın, sen laf attın. Güvenir misin insanlara Hasan amca? İyi niyetliğimden kaynaklanarak güvenirim yani. Helal olsun. Bak şimdi şeyi gördüm yüzünde. Yani güvenmeye çalışıyorum diyorsun. Evet. Çok
hem güveniyorum hem güvenmiyorum. Zaman değişmiş, herkes de güvenmeye gelmiyor bu zamanda. Şimdi ben onu biraz konuşmak istiyorum Hasan amca. Herkese de güvenmiyor. Herkese de güvenmeye gelmiyor diyorsun. Sen sana güvenilsin istiyor musun Hasan amca? İnsanlar sana güvensin ister misin? Kusura bakma, biz mesela elimizden geldi ya da ürettiğimiz malları bir tüccar ürün. Evet. Hangi tüccar tanışsam mesela, bana bir ihtiyacım olsa bana 1000 lira verir, 500 lira verir. Gitsem mesela yine boş dönmeyiz. Anladım. Alırız yani. Anladım. Onlar da biz mesela getirmeci umudumuz, onu güvenmese veririz. Hmm. Biz de o yüzden yani güven karşılıklı oluruz bir dahaki. Güven karşılıklı. Bankaya gitsem, bankada mesela bir kredi alıyorsa yine de o kadar çok zor koşulmam, hemen hallederler. Neyse diyorsun. Yani hallederler. Gel Hasan amca bir otur verelim kredini derler diyorsun. Evet. Hasan amca, evlilik de önemli midir güven? Vallahi canım. Allah. Sen de mutlaka dedi. Onu güvenmeden evlenemezsin ki. Evlenemezsin. Yani. Ne yaptın yani? Sen şimdi yengeyi gördün, güvendin, öyle mi evlendiniz tabii, yoksa zamanla mı güvendin? Nasıl? Hayır. Nasıl evlendin be? Ben mi? He. Şimdi işin orasını girersek. Girelim canım, girelim. Merak ediyorum abi, yani. Çok derin girmeyelim, gel şunu ya. Şöyle üstten biraz girelim. Anladım. Çok derinine girmeyelim. Kaçırdın mı yengemi yoksa? Yok, kaçırmadım. Yok. Benim şimdi büyüklerimiz var. Babam olmadı. Amcam. Amcam, bir de abim. Dayımlarım vardı, tamam. Dayım vardı. Dediler ki seni biz de verelim yani. Biz tabii biraz gençlik eser, askerden yeni geldik tabii. Başımda böyle tavanda diyorsun. Biz o adam buradan bakıyoruz tabii. Ve sonuçta dayımın kayıncısının kızı. Birkaç tane kız gösterirler dedim. Hangisini alacaksın? Dönüyor dayım boyuna, onun üzerinde dönüyor, biliyor musun? O kayınçısının kızının üzerinde dönüyor dayım. Dedi, hadi madem dedim ben dayımın falanca dediğini, dayımın dediğini alıverelim dedim ben. Sonuçta gittiler o gün, onlar da Allah razı olsun o gün. İstediler diyorsun. İstediler, tamam kabul etmiş bizim kayınpeder rahmetle. Oradan gitti işte, evliliğimiz böyle oldu. Aynı sülalenin eserleri olduğundan, yani daha onların sülalesinde öyle bir şey yok, bozuk bir durum oldu. Tanıdık bildik olduğu için güvenmek kolaydı diyorsun yani. Niye o kadar önemli Hasan amca? Çok önemli, çok. Senden doğacak çocuklar var, senden olacak çocuklar, o aile yapısı var, yarını var. Kafa kafa uyumaktan sonra biri zevk düşkün olursa, biri aç düşkün, biri mal düşkün olur. Biz mesela geleceğe muhakkak bir şeyler alıverelim, çocuklarımızı bir şeyler bırakalım. Yarın geçimleri kolay olsun, herkes okuması mümkün değil, okutalım diyorsun, başaramıyorsun. Yani işi değişik kardeşim mesela söylüyorum ama. Yine de biz öyle şey yaptık, kafa kafa uydurduk genlerle. 3-5 tane tarla aldık, zeytinlik aldık derken çocuklar... Bugüne güzel, geldik diyorsun. Bugüne geldik. Evimiz eski evlerde, yeniledik falan. Şükür diyorsun. Şükür. Traktörümüz yok, traktör yani, aldık. Yani iyi bir takım arkadaşımdır yengem o zaman. Sana... Allah başını ağrımasın be. İyiydi, bugüne kadar iyiydi, bundan sonra da Hasan amca, ağzına sağlık. Sağ ol. Sen de teşekkür sohbetin ederim. Sohbetin 10 numaraymış Hasan amca. Köye geldik. Şanslı da bir gün. Pazar var. Şimdi pazar olunca tabii rengarenk bir sürü şey oluyor. Arkamda teyzeler bir şeyler satıyorlar. Biraz onlarla sohbet etmek istiyorum. Şimdi ne satıyorlar? Ne olduğunu da bilmiyorum. Soracağım şimdi teyze abi. Selam teyze. Nasılsın? Hoş geldiniz köyümüze. Hoş bulduk. Ne var ne yok? Adın ne? Ayşe Karabıyık. Ayşe Karabıyık teyze. Bakayım şuna bir. Buyurun. Bez bebeği diyorsun. Evet. Sen mi yapıyorsun bunları? Evet. Nasıl yapıyorsun? Şimdi bu bezin üstüne kalıbını koyup çiziyoruz. Tamam. Çizdikten sonra dikiyoruz. Tamam. İçine pamuk dolduruyoruz. Evet. Sonra üstünün kıyafetlerini yapıyoruz. Tamam.
Şimdi bu kıyafet normal basmadan, bununkisi pullu pullu. Böyle evet. mi satılıyor, sen mi pulları yerleştiriyorsun? Hayır, böyle satılıyor Elif. Böyle satılıyor, anladım Ayşe teyze. Evet. Bir tanesini kaç günde yapıyorsun Ayşe teyze? Bir günüm alıyor. Para kazanıyorum bu işten. İşte torunum bakıyorum. Bu torunum bakarken de değerlendiriyorum. Helal boş, olsun boş, sana. Boş oturuyorum. Bir buranın diye. Pazarına mı geliyorsun, başka pazara gidiyor musun? Gidiyorum. Hangi festivaller bak? Gidiyorum. Evet, internetle fotoğraflarımız var. Bayağı diyorsun ticari hayata atıldım ben yani, evet, Ayşe teyze. Evet. Senin torun kaç yaşında? 6 yaşında, anaokuluna gidiyor. Oo, güzel. Okutuyorsunuz çocukları? Evet, burada çok okuyan var. Çok okuyan var. Evet. Bak benim bir kızım var, ufak bir kızım var. Daha yaşını doldurmadı. Allah bağışlasın. Hepimizinkini. Hangi bebeği alayım? Kırmızılıyı alırsan tercih ederim. Çünkü, bunu mu? Evet, tamam. Yaşındaymış. Çocuklar, kız çocuklar kırmızıyı seviyor. Evet. Tamam, bu ne? Onlar saç için bandaj. Şu senin kafandakinden. Evet. Bu ne? Onlar nazarlık, onlar çok önemli. Bak. Ne işe nazarlık, yarar bu? Nazarlık, nazar değmesin diye. Çantalarımız da var. Çantalarımız. Tablet çantası. Sağ ol abla. Al dolaş bu seni. Geçti. Bunu bana verdin. Bana verdin saydım abla. Bunu ver oraya. Ya boş ver, ben aldım. Al abla. Bunları başa mı takıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne işe yarar bunlar böyle başa takılınca? Bunu da anlatayım size. Ha, bir anlat bakayım. Ha. Eskiden parfümlerimiz olmadığı için, bizim gül güzel kokmamız için, parfüm için bunlar. Bir de süslü gezmemiz için. Evet. Allah! Kadın nereye gitse süslü değil mi? Evet. Peki Ayşe abla, şimdi bebeği aldık. Bunların hangisini alalım? Mavilisini alsan daha güzel bu olur. Bu maviliyi mi, evet, alalım? Tamam. Buna ne vereceğiz? Böyle? Nazarlık. 15 verim de ver ona, onu da. 10'ları ver. Sizin durma. İçin, siz misafirsiniz. Tamam. Paraya bakalım. Siz misafirsiniz. Abi 5 lira verin. Hepsi 25 köyümüzü eden. Köyümüzü gelenlere fazla iş etmiyoruz. Fazla bereketi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güle güle kullansın. Tamam, sağ olsun. Ha, zevkle. Adın ne teyzem? Ayşe. Ayşe teyzem, kaç yaşındasın? Kaç yaşındı gibi? 55. Yok canım. He? Yok canım, 72. Hadi canım. Var mı o kadar? Var, Allah'a şükür. Ne yedin ne içtin? Bayağı genç görünüyorsun 72'ye göre ha. İşte çubukta onda genç görürüz, rahat ediyoruz ya. Sever misin burayı? Çok severim. Hayatım buldu geçti oğlum. Sevmez olur mu? Ha. Çok severim köyü. Seni severler mi peki? Severler. He? Sever. Seven de olur, sevmeyen de olur. Seven de olur, sevmeyen de olur. 72 sene nasıl geçti teyzem ya? Ne yaptın bu zaman içerisinde? Ben mi oğlum? Ha. Yapın oğlum. Senin benim eşyalarını dikerin oğlum. Ziynetler dikerin oğlum. 3-5'ler dikerin oğlum. Rahatım iyi. Bir kızım var oğlum. 18 yaşında torunum var. Oğlan. Heh. Onun da bir tane oğlum. Heh. Onu da tıp gitti oğlum, tıpa. İnşallah. İzmir'in içinde tıpta. Bravo ona be. Ha, bravo. Çalışkan bravo. Demek ki abla. Çok çalışkan. Pırıl pırıl olmasa gidemez oraya. Çumakta onda hiç olmayan bir memur yok oğlum. Ha? Buranın ekmeğine suyunu yedi işte, o da doktor oldu oğlum. Teyze ya, sana bir şey soracağım. Kaç yıl oldu evlendim diyelim sen? Ne kaç oğlum, yılda evlendin? 59 nişan oldum. 3 sene nişanı durdum oğlum. 59'da nişanlandın. Evet. 63'te, 62'de de evlendi. Evet oğlum. 3 sene nişanlı niye durdunuz ya? Çok olmuş. Oğlum hemen annem babam parası mı pulum mu düğün ederdi diyorsun. Düğün edemedi diyorsun. Düğün ondan bekledik diyorsun. Ondan beledim oğlum. İmkansız. Hemen yapmak mümkün değil. Evet, anladım. Evet, peki evet. Bir şey soracağım sana. 3 sene beledim oğlum. Eniştemin adı ne? Amcam ne? Mustafa Çemirik. Mustafa Çemirik. Mustafa Çemirik amcamın ailesi geldi seni istediler mi? Öyle mi oldu? İstediler, ne oldu? İstediler. Baban niye Mustafa'lara verdi seni? Mustafa'yı. Nereye verecek? Yakın da ya. Bilmiyorum ki. Oğlum. Şimdi annem bir rahmetli vardı. Yakın da ya. Yanı başımızda aramızda bir yol var. İlle konuş olmayacaksın dedi annem. Seninle konuş olacaksın evladım dedi. Senin Mustafa'ya becerli dedi. İşini biliyor dedi. Onun için onu vereceksin dedi. Dur bak bir şey söyledin çok güzel. Becerikli ve işini bilir Mustafa dedi. Onun için seni ona veriyorum. Evet dedi, oğlum. Demek ki güvenmişler Mustafa'ya. Güvendiler oğlum.
Peki tabii. Güvenmek önemli midir abla? Güvenmek inan olmaz mı oğlum? Tabii. Sen güvenir misin peki Mustafa abi? Güvenir, güvenmem olsam 59'da nişan oldum. Kaç sene olmuş oğlum? Çok olmuş be teyze. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Allah yani, sizi bir yastıklık hocam. Biz bir yastıklık hocadık. 42 senedir evlisiniz. Kaç, 42 senedir evlisiniz. Kaç 42 oğlum? 45 senedir de nişanlısınız. Ne? Abla. Hayır 52 sene. Sen yanıldın mı oğlum işte? Sen yanıldın. Ama ben buranın suyundan içmedim vallahi. Ondan. Biri bana oldu. Bir bardak su versin. Şu çomak daha suyundan. 53 sene ben nişanlı. Vay be. 55 yani. Senelik nişanlı. 52 senelik de evli. Maşallah. Güvenmesem yürümezdi diyorsun. Allah'a çok şükür. Peki abla, bir insanın bir insana güvenmesi önemli midir peki? Güvenmek olmaz mı oğlum? Sen ister misin herkes sana güvensin? Mesela ben sana güveneyim ister misin? Neden istemeyin oğlum? Güveniş iyi bir şey. İyi bir şeydir i̇yi değil bir mi? İyi bir şey. Peki. İyi bir adam olursa güvenirsin. Hah teyzem güzel söyledi. İyi bir adam nereden anlıyorsun peki? İyi bir adamsa güvenirsin. İyi bir adam dese güvenmem. Peki nereden anlıyorsun iyi adam mı değil mi? Anlarım oğlum. Sen bilmez miyim oğlum? Şimdi bana bir not ver o zaman. Oğlum, benim durum nasıl? Ben oğlum bu köydekini bilirim. Tabii köydekini iyi oldun kötü oldun ne bilirim evladım. Anladım. Köydekini tanırım bilirim. Tanırım bildiğim adama inancım güvencem insan var oğlum. Köydeki olan, yabancıdakini oğlum ben nasıl güvenene? Bir şey, o zaman bir şey biraz daha ben. Ürkek olur musun onun öyle bir şey, durumda? Evet. Yabanla bir araya evet, gelince evet, biraz evet, daha ürkek evet, olunur oğlum. Değil mi? Evet. Peki çoluğu çocuğu büyütüyorsunuz. Hiç bununla ilgili tavsiyede bulunduğun oldu mu? Ya bak şuna dikkat et, böyle yap, böyle et diye. Kızını evlendireceksin. Bu güvenme konusuyla ilgili hiçbir şey söylediğin İyi oldu. İyi bir şey olsun kızım dedim. İyi bir şey olsun. O dedi. İyi olsun oğlum kızım dedim. Heh. Sen kızsın dedim. Acık olla bilmem ne derler ama hayran dedi. Ben kendim bilirim dedi. Okulunu bitti de evlendiydim. Bandırımda damatım var. Damatım nasıl damat? Var. İyi mi? İyi, çok iyi, çok. Baba ne güzel söylüyorsun. Çok iyi, güzel, çok iyi damatım. Damatım amsali yok. Emsali yok diyorsun. Yok. O kadar iyi. O kadar iyi oldu. Eyvallah. Ağzına sağlık. Ağzına bu bende sağlık. Kalabilir değil mi? Kalır oğlum kalsın. Oh. Senin olsun oğlum. Eyvallah. Çok teşekkürler. Sen şimdi bunlar söyle oğlum bana bak bunları. Ben ha? Yaptım görevime. Tamam bak, harika Allah, oldu. Ben harika. Gibi, oğlum ben gibi Allah siz gençler var bak içinde. Ha? Evlisi var diye, bekarı var diye oğlum. Allah onlara da bir yastıklık hocası. Amin diyor. Aha şunun evet. Dışında hepsi evli abla. Bir bu kaldı. Bu köy 500-600 senelik bir köy. Göçerler dolaşırken bu tepelerin üstünde 5-6 tane pınar bulmuşlar. Pınarları bulunca da yerleşik hayata geçmişler burada. Su bulunca insan yerleşiyor efendim. Biraz daha etrafa baktıklarında da bir şeyin farkına varmışlar. Her yer taş. Ve işlenebilir nitelikte yumuşak bir taş var. O taş var olduğu için de evleri yapmaya bu taşı kullanarak başlamışlar. Şu arkamda görmüş olduğunuz evler gibi evler yapmışlar. Müthiş bir taş işçiliği var burada. Fakat bu nereye kadar devam etmiş? Tuğlaya kadar devam etmiş efendim. Tuğlayla birlikte taş bitmiş. İşlemesi daha kolay. Ustalık gerektirmiyor. Takır takır hepsini yapmışlar. Halen kalmış evler var. Baktığınızda göreceksiniz. Konuştuğumda insanlar anlattılar. Ya evi yaparken diyor taş kısmı biter diyor. Orada bayağı bir ızdırap çekersin diyor. Ondan sonra diyor kalan kısmı süstür diyor. Bacalar dedim niye böyle uzun abi? 4 metreye yakın bacalar var. Şekli güzel olduğu için öyle yapıyoruz dediler. Ve zaman içerisinde birçok köyde karşılaştığım şehirle eskinin karması bir yer olmuş. Ama kalan evler hala çok güzel. Öneriyorum fırsatınız olursa görün. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Selam abi. Merhaba. Adın ne? Selahattin Sakarya. Selahattin Sakarya abi. Kaç yaşındasın? 72. Selahattin abi, genç delikanlısın ama. Ha? Yok be. Vallahi billahi ya. Vallahi billahi ya. Ömür gitti be. Zımba gibiydin ama değil mi? He. Eski günler, gençlik geldi, geçti bahar. Öyle diyorsun. Bahar iyiymiş.
Baharmış o zaman diyorsun. E şimdi sonbahar mı diyor? Allah tabii yapraklar dökülmeye başladı. Anladım. Bir taraftan kurt armudu girdi. Yavaş yavaş kulpunu yiyor. Tak yere. Yere inecek diyorsun. İnecek. Kısmet be abi. Bir gün bir yerde onu da tatacağız evet, hepimiz. Evet. Allah imandan ayırmasın. Amin. Amin. Selahattin abi. 72 senedir bu köyde misin? Evet. 72 senedir bu doğum büyümem burası. Ne iş yaparsın Selahattin abi? Ben düne kadar yaylalarda dağarım vardı. Benim keçim evet. vardı. Davar güderdin. Of. Kara çadırım vardı. Kara çadırda. Yaylada otururdum. Sen bayağı çobanmışsın yani. Çobandım tabii. Yörüyüz zaten. Yörüyüz diyorsun yörüyüz. Zaten. Anladın mı? Atadan dededen bildiğimiz ya, iş bu diyorsun. Zaten dedilerimizden kalma. Şimdi çıkmıyor mu yaylaya? He? Yaylaya çıkmıyor musun? Gidiyorum ha. Ama gezmeye gidiyorum. Gezmeye arabadan yoksa gidiyorum. Ben biliyorum abi alışan adam duramaz evet, yerinde evet. ya. Şimdi evimde 3-4 tane keçi var evde bağlı. Elin göreceğim onları kokusunu duyacağım. Bir böyle yine, bir elleyeceğim diyorsun. Öyle öyle genel. Aynı sevgili öyle oldu. Selahattin abi ya. Sen 72 senelik tecrübeye sahipsin. Evet. Bu kadar zaman geldi geçti. Bir insana baktığın zaman bu güvenilir mi değil mi anlar mısın Selahattin abi? Anlaması lazım. Bilmen lazım. Bilmen lazım diyorsun. Nasıl anlıyorsun abi? Şimdi neye insanlar, bakarsın mesela? İnsanların zaten ben senin yumuşaklığın sertliğini insan bilir. Bilirim diyorsun. Bilirim. Anladım abi. Bu adam ne yoldan gideceğini... Ben anlıyorum. Bellidir yani o adamlar. Bellidir, anlarım diyorsun. Anlarım. Yani. Anlarım diyorsun. Anlarım. Peki abi hiç kandıran çıkmaz mı ya? Ne, bir tek neyine bak. Kanan çıkar. Onu soruyorum abi. Beni kandırmaz, seni kandırır. Onu kandırmaz, öbürünü kandırır. Peki abi güven önemli mi insanlar için? Güven çok önemli de. Fakat bu güven kalktı ortadan. Esen bizim köyde. Nasıldı abi? Bir anlat. Esen bizim köyde. Bir adam tarla zeytini alacağı zaman. Evin ne kadar yavı. Altını parası varsa o adam verirdi. Anladım. Senet yok ortada. Anladım. Filan zaman ben de yapıverir arkadaş bunu derdi. Alı giderdi adam. Tarlasını takadan alırdı. O adam zamanı geldi. O yavrunun düzün parası altını adamın eline verirdi. Senet yok kan. Eskiden dedik ki büyük küçük saygı, sevgi vardı bu köyde. Şimdi artık laylan bebek çıktı ortu yere. Tüp bebek çıktı ortu yere. Dünyanın bu köyünde adı düzü kaçtı. Çünkü evler bak. Taş beton evden arman, diyorsun, betona döndük beton diyorsun. Beton arman olmaya başladı. Eski bütün toprak bina. Evet. Kışın ısıcadık. Yazın buz bir serin olurdu. Anladın mı? Ama ne oluyor? Çağatlıyoruz diye. Çağatlıyoruz diye. Sen bir tane yapıyorsun, ben iki tane yapan diye çalışıyorum. O üç tane yapan diye çalışıyor. Köy bir anda döndü şehre diyorsun. Çağat. Bu Türkiye'nin böyle çağatlaması var şimdi. Çağatlaması kadar böyle çağatlanmaz köye. Allah çok şükür köyümüzde fazla yabancı yerleşim yok da. Hani almıyoruz zaten de köy bu kararı almışlar. Almıyoruz yabancı. Neyin nesidir ne mi köyün kadına mı kaçırır, duzuna mı tatlandırır mı, acılandırır mı bilemezsin. Bilemeyiz diyorsun. Bilemezsin gelen her giden adamı. İnsanın alacağız içinde, yılanın alacağız dışında. Onu bir daha söyle bakayım. İnsanın alcası içinde. Yılanın alcası dışında görürsün. Dışında diyorsun. İnsan böyle diyor. Kimsen kimin kalbini bilemezsin. Bilemezsin diyorsun. Sen benim kalbimin ne olduğunu bilemezsin. Anladım. Konuşuyorsam ne tatlı muhabbet ederim ne bileyim ben sen kalbini ne düşünüyorsun benim kalbim ne düşünüyorsun sana karşı. Çok doğru söyledin yani, be abi. Gerçekten o kısmı budur. Önemli. Gerçekten o kısmı. Çok önemli. Peki sevabı. Abi birini sevebilmen için ona güvenmek önemli midir sence? Tabii güven. Başta zaten güven. En önce güven diyorsun. Güven sağlayacaksın. İtimadın... Bu arkadaş bunu yapacak, verecek ve alacaktır diyeceksin. Anladım. Sözünü tutacak evet, diyorsun. Her evet. ne söz vermişse. Tabii. Yengemin adı nedir? Hatice. Hatice yengem. Hatice yengemi sen mi istemeye gittin? Kim gitti istemeye? Tabii. Ben kaçırdım abi. Anam işte şimdi bak güzel bir yere geldik. Selahattin abi tam beklediğim evet, cevabı verdi. Abi, Allah bir şey yazdıktan sonra Allah bunu kimse bozamaz. Evet. Nasip. O benim karı hanım aşağı Ovakışır köyünden. Evet. Orada zeytin çitmeye gittik. Heh. Orada tanıştık. Evet. Görüştük. Kimiyle gittik. Heh. Ortada elçidi var. Heh. Bu olan seni seviyor. Sen bunu var mısın var mı cimin? Heh. Bu adam da benim başta sebep odur. Anladın mı? Allah tanıştık. E altı olan var. En ufak, ikinci ufak bu. İçsek. Vermeyecekler bunu. Burayı zaten vermez bu bal görme. Allah rahmet eylesinler. Vermeyecekler. Evet. Ya şimdi 4 sene bekledim. 4 sene sonra arabayı aldım oradan kaçırdım. Ay. Mutluyuz. Şükür Allah'a. Allah'ımıza.
Güvenir misin yengeme abi? Güvenirim. Yengem güvenir mi sana? Güvenir. Dört sene beklemişsin. Zaten. 45 sene vakit geçiyor, 50 sene vakit geçmiş. Bu zamana kadar zaten güven, bunu zaten güvenir, nasıl olsa sağlar artık. Bu zamana kadar güveni sağlamış da birbirimizden durduysak demek ki bir kopum yok. Adam 5 sene, 10 sene evleniyor, ondan sonra neymiş? Ne ya? Adamından ayrılıyor. Neren kızdın ayrıldın? B'ye gidiyor bilmem nereye, o gidiyor bilmem nereye. Olmadı, ocak dağılıyor ocak. Ben 45 sene evleneli. Bundan sonra biz zaten 70 yaşında biz nerede, her tarafa ateşiyoruz. Hangi dağ ateşlerim? Hangi dağ? Her tarafım ateş olsa hangi dağ ateşlerim ben ha? Hanım da öyle. Anladım. Hanım da 65 yaşında, ben de 6 yaş küçük. Anladım. Nereye ateşleyebilir bu? Tabii canım, bu saatten çünkü sonra. Bizim köyün kadını zeytinle uğraştığı için. Çok çalıştıkları için. Çok çalıştık. Zaten bitik. Anladım. Akşam gel, oh ayaklarım, bacaklarım, köt ya. Bundan nereye gidecek bu? Doğru. Ateşir, nereye ateşler? Ateşleyemez. Peki Selahattin abi. Hakikaten ağzına sağlık ha. Ben seni bir de genç göreydim. Daha da genç göreydim. Gençsin, şimdi İnşallah. De gençsin ama. Eğer bak, efelpsiler var benim. Ha? Kızımın da var. Evet. Görsel oyunları. Hani. Ha. İstesen bir giyinip de önce çekmek isterseniz. Çekeceğiz onları. Çekeceğiz, ha. Çekeceğiz. Ya benim ev tamam. Yapım buraya. Merhabalar amca. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geldiniz. Adın ne amca? Adım Hüseyin Baki Dağdeler. Hüseyin Baki Dağdeler. Evet. 1948 doğumluyum. Maşallah. Teyzeciğim senin adın ne? Fatma Dağdelen. Fatma Dağdelen. Abi senin adın ne? o da konuşuyor orada. O da konuşuyor orada. Kıskan. Sen ne yapıyorsun? Senin adın ne? Tamam. Elif Dağdelen. Elif Dağdelen. Bu Fatma teyze senin kimin olur Hüseyin abi? Benim eşim olur. Ne zaman evlendiniz? 1980 senesinde. 80'de. Ben buna Nisan ayı onunda. Kısım akrabam ve babam annem tarafından İremel oldular. Bunu istettim. Bunu bana biraz vermek istemediler. Niye Hüseyin abi? Şimdi ben daha doğrusu söyleyelim. Burada yalan konuşmayacağız. Biraz gençlik alameti. Orada yayda, mayda geziyorlar diye bana güven sağlamadılar. Babalık ve kayınlar tarafı. Bana itimat etmek istemediler yani. Anladım. Berdüş tipini geziyorlar diye bana itimat etmediler. Orası burası ben
insan olacağım. Kızınla hayat boyunca şöyle dediysek böyle dediysek de olmadılar. Ben bunun gönlünü yaptım. İşte ben seninle ev yurt vuracağım. Aile olacağız. Çocuk çoluğunu Allah nasip ederse verecek. Biz dedim ben senden evlenmek istiyorum. Ömür boyunca istiyorum. Sen ne dersin? Tabii bu bugün olur, yarın olur, şöyle olur, böyle olur derken bu tabii birden peki demiyor. Her nasılsa 1980 senesinin Nisan ayında bu sözünü verdi. Gittim. Ben bunu oradan bir kaçırdım. Fatma abla, sen neye güvendin de vardın bu adama ya? Gençliğini beğendim. Güzeldi ya onun için. Kendi ayarımdı da ya. Güzeldi diyor. Sen de güzeldin ama o güzeldim, zaman. Güzeldim. Vallahi ama pırıl pırıl görünüyorsunuz gene. Evet, evet, maşallahınız evet. Var. Şimdi peki Hüseyin abi üstünden yıllar geçti. Çok da güzel söyledin. Dedin ki bana itimat etmediler evlere. Tamam doğru söylüyorum. Şimdi önemli midir itimat etmeleri sence? Aynen öyle. Ev yurt vuracaksın. Onun da kız evladı. Tabii. Tabii bana yandan sonra evlenir. Bu nesin nesi? Bırakır giderdi ondan ya. Sonra belki bırakıp gider veya kızıma aç bırakır, çıplak bırakır herhangi bir de ya. İhtimat sağlamada son kaldı son kaldı. Allah rahmet eylesin. Nurun köşkünün yasında son kaldı itimat ettiler. Tabii. Bana güven sağladılar. Güven sağladılar. Bu insanların arasındaki bütün ilişkilerde güven önemli değil mi abi? Her şekilde her hanenin, her kişinin arasında güven önemlidir. Şimdi siz birbirinize güvenir misiniz? Güveniyorum. Güvenirim. Güveniyorum. Gözüm karadır diyorsun. Aynen öyle. Güvenmemiş olsam zaten bu işe evlilik uydurmam bunu. Bu bana anasının babasını, kardeşlerini terk etmiş. Beni meyil vermiş. Benden sevmiş gelmiş. Güven sağlamış. Güven sağlamış. Ben Allah de bunu güven sağladım. Bunu takdir ediyorum. Ben diyorum ki Cenab-ı Allah'ın takdiri belli olmaz. Buna Allah, bu ne zaman öleceğimiz belli olmaz. Ben bu eşim öleceği zaman Allah beni de aynı bir günde bunu mefat ettiği zaman beni de mefat etsin. O kadar seviyorum. Aynı günü o aynı kadar. Ya ne güzel söyledin ya. Aynen. Gerçekten söylüyorum. İşten olarak söylüyorum. Ya çok güzel söyledin. Fatma teyzem bu abi çok sevmiş seni ha. Çok sevdi. He? Bu işte sevgili olur. Sevgisiz olur mu? Hiç olmaz. Peki abi. Çalıştın, yıllardır iş üretiyorsunuz, birlikte bir sürü şey yapıyorsunuz. Sen bir adama baktın mı, bu güvenilir mi, güvenilmez mi, anlar mısın abi? Gözünden belli olur. Belli i̇yiliği olur diyor, olur. İyiliği kötülüğünü anlarım diyor. Dili tatlılığından belli olur. Peki abi, dili çok tatlı ama dediğini de yapmıyor işte. Anlatıyor böyle, ohoho çok güzel bir muhabbet. Bir kere tanırım. Heh. İkinci de tanırım. Üçüncü de. Evladım olsa zarar gelecekse ben onunla kaçarım. Kaçarım diyor. Aynen öyle. Ben şöyle diyeyim. Çocuklarımın bir hatası var kabul edeyim. Evet. Veya başkasının bir hatası var. Tamam. Beni üzdüler. Kavga ettim. Bununla orada bir yanlışı yapabilir. Yaşı ufak neyse. Tamam. Ertesi gün oğlum ben sizin babanız olarak bir yanlış bir iş yaptınız. Ben sizi kavga ettim. Özür diliyorum. Baba anne bir evladını kötü olduğunu istemez. Doğru yol gittiğini ister oğlum. Ben de gurur duyarım. Aynı oğlum düzgün yolu gidin. Ben size özür diliyorum. Doğru yoldan gitmenizi istiyorum der geçerim. Derim diyorsun. Derim. Valla helal olsun ya. Ben bunu derim. Helal olsun. O zaman senin çolukla çocukla muhabbetin de iyi olur. Benim abi. Her zaman çocuklarımdan iyidir. Kolum şu hısım akırlarımdan bir birader var işte bizde. Olur o kadar. Olur her ailede oluyor. Bir tane bir tane çıkacak. Ben çoğumluğumdan bu Çomak'ta Kızılaş köyünün içinde... Çoğunluğa. 10 kişi yoktur benim dargın oldum. Sonu bütün 300 kişi, 500 hani varsa, 1000 hani varsa herkesle benim dostum hep atar. Şimdi bu burada oturup olan. Sohbet ediyoruz. Aynen sağ olun var olun. Siz hep bize beraber, evinizin kapısını açtınız. Geldik burada sohbet ediyoruz. Gece gelin, gündüz gelin kapımız açık. Eyvallah abi. Çok da, güvenmesen almazdın herhalde tabii, bu kapıdan içeri. İnanmasan buyur gel burada oturun. Yerimizde tabii ama aynen öyle. Ama sen de bakıyorsun herkese tabii. De gel demiyorsun aynen demek öyle. Ki bu evet. Kapıdan bizim içeri. Bizim bu köy misafirperverlerdir. Hoş geldin. Bak şimdi gel gidelim şehre herhangi bir yere. Kimsenin ne böyle kapı açtığı var. Kimsenin ne ağırlayalım dediği var. Ne bir şey yapalım. İsmin başla. Polat. Polat kardeşim. Yabancılık. Şu beş parmak. Evet. Bu beş parmağın beşi de bir değil. Değil. Benim içim kalbim temizse. Evet abi. Senin kalbin temiz değil. Senin kalbin nur gibi akıyorsa. Evet. Benim kalbim şeytanı katkıyor. Herkes bir her olmaz. Her yer bir olmaz. Her bir köyde. Her bir şehirde. Muhakkak bir adamın görüş eşesi ayrı olabilir. Diyorsun ki iyisi de vardır, aynen öylesi de vardır, de vardır, böylesi de vardır. Aynen, aynen. Hüseyin abim ya ağzına sağlık. Sağ ol, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Görüşürüz. Selim o tarafa alındı mı oğlum?
Fotoğrafını aldılar mı? Oğlum bak daha. Çocuğun fotoğrafını çekerim. Aa. Bay bay de kızım, bay bay de. Bay bay de kızım. Bay bay. Bu hafta Muğla Milas'ın köylerindeydik. Bir kere köyde yaşayan insanların hepsi çok tatlılar. Bize çok yardımcı oldular. Sağ olsunlar, var olsunlar. Güvenle ilgili ne söylediler? Güvenmek istiyorum diyor. Fakat önce bir bakarım diyor. Güvenilecek birisi midir, değil midir diye. Araştırmalar da aynısını söylüyor efendim. Biz insanlara güvenmek istiyoruz. İnsan olduğumuz için güvenmek istiyoruz ve bize güvenilsin istiyoruz. Ama ilk baktığımız yer şurası oluyor. Söylenilen şeyle yapılan davranışlar birbirini tutuyor mu? Eğer bunlar tutuyorsa insanlar orada güveni devam ettirmeye daha niyetli, daha istekli oluyorlar. Ancak o soru işareti gerçekten kısa vadede ortadan kaybolmuyor. Zarar görüyorsam, içinde bulunduğum ilişkide problem yaşıyorsam güven ortamdan yok olmaya başlıyor. Bu tabii üzücü bir şey. İçinde güven olmayan bir ilişkinin sürmesi çok zor. Hoş olan bir başka şey daha var. Güven kaybedilebilen bir şey. Kolay kaybedilen bir şey ancak kazanılması da mümkün olan bir şey. Bu gözle baktığımız zaman insan yaşantısında ve burada gördüğüm manzaranın içerisinde güven üstüne çalışılması, düşünülmesi ve korunması gereken konulardan bir tanesi. Başka zamanlarda tekrar bununla ilgili konuşuyor oluruz. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Thank you.